نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bu akşamki dersin konusu muhterem kardeşlerim, tasavvuf tabirinin İslam ehli üzerindeki zararları. Yani İslam ehli derken bugün İslam'dan nasibini almak isteyen insanlar için geçerli olan bir başlık. Gerçekten Kur'an ve sünnetin öğrenimine ve bu öğretim yoluna baş koymuş insanlar, bu yol üzerinde bulunmuş olduğumuz topraklar sebebiyle, inanç sebebiyle tasavvuf ile karşılaşıyorlar. Tasavvuf ehli ile karşılaşıyorlar. Tam Kur'an ve sünnetin delillerini, onun içindeki levazımı öğrenecekken bu tasavvuf düşüncesi bu insanları bu yoldan alıkoyuyor. Ve bunu, ki daha önceki derslerde de söylediğimiz üzere, bazı delillere bina ederek yapıyorlar. Yani bugün kime sorarsanız sorun, tasavvuf denilen şeyin arkasında bir tasavvufçu için Kur'an'dan ve sünnetten bir delili vardır. Bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a vahdedi vücut noktasında nispet edilen birçok şey, vahdedi vücut noktasında nispet edilen birçok şeyin arkasında mesela levlak hadisi vardır. Yani levlake levlake ve ma halaktu leflak. Sen olmasaydın, sen olmasaydın alemleri yaratmazdım hadisini zikrettikten sonra bu insanlar bu hadisin, bu uydurma, ispat edilemeyen rivayetin üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı haşa Allahu Azze ve Celle ile eşit saymak için birçok fıkıh bina etmişler. Bu ve bunun gibi birçok sıkıntılı sonuç sebebiyle insanlar Kur'an'ın ve sünnetin nimetlerine mazhar olamıyorlar. Ve bu öyle bir bataklık ki muhterem kardeşlerim, derinlere dalındığı an itibariyle gerçekten geri dönmek çok zor. Mesela bunlardan biri İmam Gazali. Ki İmam Gazali'nin hocası ve talebesi gerçekten hadisçi insanlar. Hocasına baktığınız zaman İmamul Harameyn Ebul Maalil Cüveyni, bugün fıkıh usulünde, İslami fıkıh usulünde gerçekten muteber kabul edilen adamlardan biridir. Talebesine baktığınız zaman Ebu Bekir İbnül Arabi, bu bizim meşhur tasavvufçu İbn Arabi değil, hadisçi bir İbn Arabi var, Endülüslü. Gerçekten de hadisçi ve hadis cüzleri vardır. Allah kendisine rahmet etsin. Talebesidir. Der ki, hocamı, yani Gazali'yi tasavvufa fazla dalmaması için uyardım. Lakin diyor, uyardığım an itibariyle o kadar derinlere inmişti ki o bataklıktan çıkamadı diyor.
Şimdi Gazali denilen adam avamdan bir adam değil. Onun usulü kitapları var, bazı hadis cüzleri var, bazı fıkhi cüzleri var. Özellikle usule dönük bazı kitaplar olan bir adam. Ama bakın İhya-ül Umiddin kitabına baktığınız zaman tamamen şirk bataklığıdır, küfür bataklığıdır. Bunun en büyük sebeplerinden biri ne? Kur'an ve sünnetin çizgisinden veyahut Kur'an ve sünnetin fıkhi çizgisinden bir an uzaklaştığı an bu bataklığa dalmakta kendisini mecbur hissediyor. Bu sebepten dolayı bundan çıkamıyor. Böyle bir adam bile şirkin, küfrün bataklığında yüzmüş iken bizim toplumumuzda Kasrik'ten geçenler hikayeleriyle işte büyük ilim erbaplarının bir anda 10 tane kapıdan çıkma hikayeleriyle bunlarla beraber keramet adı altında zikredilen uçtu kaçtı haberlerle insanların Kur'an ve sünnet ile bunlara cevap verip bunlardan sıyrılmasını beklemek biraz zor oluyor bizim için. Neden? Çünkü birazdan okuyacağımız şeyler gerçekten bugün tasavvuf erbabının da kabul etmemesi gereken şeyler. Birazdan okuyacaklarımızı ki bunlarla ilgili aslında döküman burada ders yapabiliriz. Lakin muhtasar şekilde tasavvufun İslam'a veya İslam ehline ne kadar zarar verdiğini muhtasar bir şekilde anlatacağız. Lakin bunların tamamını bir tasavvufçuya isim zikretmeksizin zikredin, söyleyin. Biri varmış bu sözü söylemiş. Biri varmış bu sözü söylemiş deyin. Peki bu sözü söyleyen sizin için nedir deyin, emin olun ya müşrik derler ya kafir derler. Ondan sonra bunları söyleyenlerin ismini söyleyin derler ki vardır bir tevili. Bunun altında bir mana vardır. Şimdi bugün tasavvuf erbabına bakın. İbni Teymiye'nin sözlerini okuyup aradan cımbızlama yapıyorlar. Ve diyorlar ki bak İbni Teymiye burada şirk koşmuş. Diyemiyorlar İbni Teymiye'nin de burada bir alim olarak kastetmiş olduğu illa bir şey vardır. Ama müstehcen hikayeler dahil kendi kitaplarında geçen şirk ve küfür sözlerin illa bir tevili ve bir manası var. Şimdi bunlara değineceğiz. Lakin tasavvufu biraz açmak zorundayız. Tasavvuf nedir? Kime tasavvufçu denir? Selefin indinde yani hicri 200'ler, hicri 100 seneleri, 200 seneleri, 300 senelerinde birine mutasavvuf denmesi ile bugün birine mutasavvuf denmesi arasındaki fark nedir? Bunu bilmek zorundayız. Neden? Biliyorsunuz televizyonda, internette, işte YouTube gibi birçok sosyal medya mecrasında böyle geçmiş ilim ehlinin hayatlarına dair filmler bile yapılır, değil mi? Bu filmlere baktığınız zaman orada bazı isimler görürüz. Bugün Abdullah bin Mübarek dendiği zaman tasavvuf erbabının indinde en büyük gavstır güya, değil mi? Halbuki Abdullah bin Mübarek İmam Ahmed zamanında yaşamış büyük hadisçilerden ve hayatı boyunca hadis ve sünnet çizgisinden çıkmamaya çalışmış bir adamdır. Abdullah bin Mübarek veya aynı zamanda yaşayan Bişri Hafi vardır. Duymuşsunuzdur Bişri Hafi'yi. Yani bugün kıssaları anlatılır. İşte meyhanede içki içmesiyle bilinip daha sonra tövbe eden büyük tasavvuf erbabı diye anlatılır ki İbrahim Edhem büyük hadisçilerden biridir. Gerçekten ehli sünnettir ve tasavvufla işi olmamıştır bu insanın. Ama bugün onların efendilerinden, sadatlarından biri haline gelivermiş. Yine baktığımız zaman İbrahim bin Edhem yine hadisçidir ama bugün Gavs'ın veyahut işte böyle Sadat-ı Azam denilen insanlar arasına katılıp Allahu Azze ve Celle'ye şirk koşmak ile itham edebileceğimiz bir konumda zikrediliyor kendisi. Halbuki büyük hadisçilerdendir. O yüzden tasavvufun ne olduğunu bu konuda bilmek zorundayız. Tasavvuf dendiği zaman geçmişte özellikle hicri 100 ve 200. senelerde birine mutasavvuf deniyorsa onun tek işi zühd, vera ve takvadır. Yani İbrahim bin Edhem dendiği zaman ne anlaşılıyordu? Bu adam zühd sahibi bir insan. Hadisle iştigal ediyor. Hadis ile yani sünnet ile amel ediyor. Lakin insanlardan biraz daha izole olmuş, biraz daha kendisine çekilmiş, evine çekilmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu kuşluk namazıyla, gece namazıyla, pazartesi, perşembe oruçlarıyla, bugün tetavvuat dediğimiz birçok nafile ibadetler ile meşgul olan biriydi. Yani zühd sahibi, takva sahibi birisiydi. Kendisinden sonra gelenler ona mutasavvuf dediler.
veya onun gibilerine mutasavvuf dediler. Mutasavvuf, tasavvufe yetasavvufu, yani bir şeyden ele tek çekmek demek. Kendisini izole etmek demek. İnsanlardan ariye, işte bu tasavvuf ehli oldu. Hani artık insanlarla pek işi kalmadı, kendi halinde yaşayan birine mutasavvuf denirdi. Bu alimler insanlar içine pek karışmadığı için, çarşı pazarda pek görülmediği için, diğerleri gibi ticaretle de pek uğraşmadıkları için, gelenle yetindikleri için bunlara mutasavvuf denildi kendilerinden sonra. Halbuki tasavvuf kelimesi ne sahabe zamanında, ne tabi'in zamanında, ne de etba'u tabi'in zamanında meşhur olan bir isim değildi. Tabi onlara sorarsanız ashab-ı suffadan getirirler. Suffa ehli. Ebu Hureyre radıyallahu anhu da suffa ehlindendi. Şimdi burada onlara suffa ehli denmesinin sebebi neydi? Bir, fakir olmaları. O kadar fakirlerdi ki gün içerisinde kendilerine ikram edilen rızıklarla, ikram edilen mallarla karınlarını doyuruyorlardı. Yani özellikle ticaret yapma, mal satıp karşılığını alıp bununla yemek alıp yeme diye bir durumları yoktu. Bundan dolayı onlara suffa ehli denildi. Bugünkü tasavvuf erbabı çıkıyor, diyor ki biz onlardan gelmeyiz. Yani onların kullanmış olduğu manayı kullanıyoruz. Tabi burada suffanın manasını açacak olursak bugünkü mutasavvuf erbabın suffa ehlinden olmadığı kesin. Bunun pili bitiyor abi. Evet, tasavvuf inancı öyle bir inançtır ki özellikle günümüz tasavvuf inancı, bir Müslümanın muhterem kardeşlerim Allah inancını bozabilecek bir inançtır. Tasavvuf inancı. Öyle bir sistem kurulmuş ki tasavvuf adı altında. Dinleyelim kendilerini. Bir bakalım gerçekten ağızlarından kaç tane hadis, kaç tane ayet duyarız. Bunlarla ne kadar ilgilendiklerini görürüz. Bir dinleyelim, bir bakalım. Öyle kıssalar var ki tasavvuf ehlinin indinde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hadislerinden hiçbiri hadisinden istinbat etmezler. Allahu Azze ve Celle'nin hiçbir ayetini yapmış oldukları ders ortamlarında kullanmazlar. Ağızlarından çıkan tek şey, şeyhimiz böyle dedi, gavsımız böyle dedi. Gavs dediyse bizim için Allah demiş gibidir, bizim için Resul demiş gibidir derler. Ve şu an bakın, hani bundan 100 sene önceye gidin, kolay kolay birinden duyamazdınız bunu. En azından açık bir şekilde halka ilan edilmezdi bu cümleler. Kitaplarında yazarlardı. Değil mi? İsmail Hakkı Bursevi'ye gidin bakın. Bizim Bursalıdır kendisi. Vahdedi vücutçu. Hiçbir hitabetinde, halka arz ettiği ne cuma hutbesinde bu türlü sözleri ağzından duyamazsınız. Yazmaz. Lakin kitaplarında ince ince vahdedi vücudu işler. Ama bugün adam çıkıyor umre yaparken, hac yaparken Muhammed aleyhissalatü vesselam eşittir Allah'tır diyor. Umre yaparken, hac yaparken Nebi aleyhissalatü vesselamın yurdunda bu şirki koşuyor. Demek ki burada bir damar var. Bu damar da artık yırtıldı. Yani insanlar şirkten, bu insanlardan bahsediyorum, şirkten bir nebze olsun ilhada kaymaya başladı. Şimdi şirk nedir? İlhad nedir? Şirk, eğer biri derse ki, yani kısaca anlatıyorum, bunu görmek Allahu Azze ve Celle'yi görmek gibidir. Bu şirktir. Halis muhlis şirktir bunun ismi. Lakin onu görmek Allahu Azze ve Celle'yi görmekten 70 kat üstündür derse bu ilhattır. Yani bu şirki de geçmiş bir şeydir ki bırakın 70 katları, 700 bin katlar var işin içinde. O yüzden insanların Allahu Azze ve Celle'ye olan inançlarını bozan bir sistemdir. İslam dininin içerisinde bulamadığımız, fıkhi kitaplarda başlığını göremediğimiz, Allahu Azze ve Celle'nin Kur'an'ında telmihen dahi olsa, yani işareten dahi olsa değinmediği, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından öyle bir lafız çıkmadığı halde bugün tasavvuf İslam'ın ta kendisi oluvermiş. Öyle bir sistematik hale getirilmiş ki artık İslam bir yana, tasavvuf bir yana. Ki bunları da artık biliyorsunuz tekrarlıyorlar. Ne diyorlar? Yani şimdi şeriatta caiz olmayan şey tasavvufta nedir?
caizdir. Yani maneviyatta caizdir. Adam zina yapar. Şeriata göre recm edilmesi lazım. Maneviyatta o da haşa Allahu Azze ve Celle'den bir parça olduğu için bu şirk değildir. Bu bir sıkıntı değildir diyor. Ve bunu din kisvesi altında cahil insanları saptırarak yapıyorlar. Evet, şimdi bizler zannediyoruz ki vahdedi vücut denilen olay sadece İbn Arabi gibi insanların dilinde var. Hayır. Bugün Allahu Azze ve Celle'nin zikretmiş olduğu recim ayetini Kur'an'da zikretmiş olduğu ama hükmen ve lafzen kaldırılan recim ayetinin ilk inkarcıları haricilerdir mesela. Yani Allahu Azze ve Celle Kur'an'da zina eden erkek, zina eden kadın ne yapılsın diyor? Kur'an'da Nur suresinde sopalansın diyor. Recim yok. Burada cel de vurulsun. Yani kırbaçlansın. Değil mi? Şimdi recim ayetine gelindiği zaman Kur'an-ı Kerim'de rejimle ilgili bir ayet yok. Bizim için Kur'an ve sünnetin hükmüne göre nedir bu? Recim ayeti hükmen, lafzen ve kıraeten kaldırılmıştır. Lakin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından uygulandığı için ne yapılmıştır diyor? Hükmü devam etmiştir. Bunu ilk inkar edenler hariciler. Bakın yani Kur'an ve sünnetin içinden apaçık olan bir nassı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından varit olmuş, sahih olarak gelmiş bir hadisi ilk inkar eden topluluk haricilerdir. Bugün tasavvuf erbabına kadar geldiğiniz zaman en büyük tekfirciler tasavvufçulardır. Size Vahabi derler, arkanızda namaz kılmazlar. Mutezile derler, arkasında namaz kılmazlar. Şia derler ki Şia olmayan birine de Şia diyor. Beğenmediği bir insan tasavvuf erbabına Şii'dir. Bugün böyle. Yani artık Vahabi mi, Şii mi, Mutezili mi bunlar onların indinde dahi karıştırılır oldu. Namaz kılmazlar. Ama öyle bir inanç serdedilmeye başlandı ki vahdedi vücut denilen bu pisliği artık avamın içinde bile görebiliyoruz. Adam diyor ki ha ben ha Allah. Estağfirullahalazim. Neden? Nerede okudun? Ya bununla ilgili kitaplar var. Gerçekten bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılan, bununla beraber desteklenen, halka açık fonlanan birçok basım yayın evinde bu sözlerin hepsini görebilirsiniz. Bunlar artık kaldırılmıyor. Eskiden insanlar ağır duyardı, utanırlardı. Mesnevi'deki o müstehcen şeyleri kaldırırlardı, o şekilde basarlardı. Bakın Mesnevi'nin yeni baskılarına artık hiçbirisi kaldırılmıyor. Niye? Çünkü bunun arkasında insanlar bir tevil var diyor. Tevili var bunun, senin anladığın gibi değil. Sen zannediyorsun ki orada cuha oraya bakmış. Hayır, oradan kasıt bu değil diyor. Neden? İnanmak istediği sistem bu. Çünkü onlar çok iyi biliyorlar ki şeriata muhtaç kalırlarsa belli had cezalar uygulanacak. Bu sözlere, yaptıkları amellere kesinlikle bir ceza verilecek. Ve bunu nasıl sıyırıyorlar kardeşlerim? Ya bu maneviyatta farklı. Maneviyatta farklı. Bundan dolayı İbn Arabi gibi, Hallacı Mansur gibi, Ebu Bekir Şibli gibi, Sadreddin Konevi gibi, Celaleddin Rumi gibi adamlar ciltlerce kitaplar yazmışlar. Ve bu kitapların %99.9'u neredeyse şirk ve küfür. Küfür. Ve bu toplumda bunlar medreselerde okutuluyor kardeşlerim. Medreselerde. Halbuki biz kalkıp insanlara diyoruz ki ya Allah'tan korkun. Kur'an'ı anlatın. Sünneti anlatın. Bunların hiçbirinin Kur'an'da ve sünnette yeri yok dememize rağmen siz anlamazsınız. Bunlar üstadlardır. Bunlar saadat-ı azamdır. Onlar mı daha iyi bilecek Kur'an sünneti yoksa sen mi daha iyi bileceksin diyerek adamların şirk sözlerine kendilerini tabi kılıyorlar. Bundan dolayı kardeşlerim Allahu Azze ve Celle bu pislikten bizi muhafaza eylesin. Bakın geçmişte Hindu olan Hinduizm, Brahmiler, Budistler, Şamanlar, Zerdüşlük bile kardeşlerim bunların içerisinde Müslüman olan birini gördüğünüz zaman bu toplumda ya Bektaşi olmuştur ya Mevlevi olmuştur ya da umumi adıyla tasavvufa girmiştir. Yani onların inançları bugün Zerdüşlerin inancıyla bir takım mevzularda aynılar. Budistlerle aynılar, Şamanlarla aynılar. Bakın eski Türk coğrafyasına baktığınız zaman
çoğu İslam'a girdikten sonra hep Bektaşili ve Şiili seçmişlerdir değil mi? Kızılbaşlı seçmişlerdir. Neden? Çünkü geçmiş olan inançlarıyla, terk ettikleri inançlarıyla yeni elde ettikleri, inandıkları din inancı onlara göre aynı. İşte bu dinin ismi de kardeşlerim tasavvuf. Kesinlikle İslam diniyle bir alakası olamaz. Evet bakın, neden diyoruz bu vahdedi vücudun tehlikesi? Çünkü toplumda vahdedi vücutçular var, bir de vahdedi şuhutçular var. Bunları da ayırmışlar. Hani vahdedi vücut bir mertebedir. İşte fena fi şeyh, fena fi rasul, fena fillah. İlk başta başladığınız zaman fena fi rasul olamazsınız. Fena fi şeyh, şeyhte kaybolacaksın. Sonra fena fi rasul, rasulde kaybolacaksın. Fenaya ereceksin. Sonra fena fillah, Allah'ta kaybolacaksın. Ta ki kendini Allah sanasın. Öyle sözler var ki Allahu Azze ve Celle resmen haşa hakarete uğruyor. Allahu Azze ve Celle'ye hakaret ediyorlar. Uluhiyetinde, rububiyetinde, isim ve sıfatlarında Allahu Azze ve Celle'yi aşağılamaya kalkanlar var. Haşa ve kella. Evet bakın. Diyor ki Fususul Hikem 57. sayfa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bastırılan, 1981 senesinde bastırılan Fususul Hikem'in tercümesi kardeşlerim. Bakın. Diyor ki bir vakit olur ki kul şüphesiz Rab olur. Başka bir vakitte de iftirasız kulluk derecesine iner. Yani kul öyle bir vakit geliyor Rab oluveriyor, öyle bu vakit geliyor tekrar kul mertebesine iniveriyor. Bunu kim basmış kardeşlerim? Bugün bizim kendilerinden faydalandığımız yeri geldiği zaman, yeri geldiği zaman kendilerine reddiye verdiğimiz, bununla beraber İnsanların yanlış anlamasını sürekli göz önünde bulunduran insanlar tarafından basılıyor bu kitaplar. Ve insanların gözleri önüne sunuluyor. Tabii bunu okuyan bir adam da demiyor ki ya Allah rızası için burada ne yazıyor? Yani bir gün şimdi şöyle bir konuşma geçti. Konuşmada şöyle bir mevzu var. Bu çok enteresan bir mevzu. Celaleddin Rumi bir gün yolda dolaşırken bir tane deli duyuyor. Adam deli, Mecnun. Ben Rabbim, ben Rabbim diyor. Kadı duyuyor bunu. Konya kadısı. Alıyor, sen ne diyorsun diyor. Ben Rabbim diyor. Adamın Mecnun mudur, değil midir bakmadan diyor ki seni öldüreceğiz. Hatır kılacağız, sen şirk koştun. Tabii o arada Celaleddin Rumi'den geliyor ve diyor ki sana yazıklar olsun hala sen de bir Rab olamadıysan. Şimdi bakın, bu söz konuşma arasında bir tasavvufçu dedi ki vallahi doğru söylemiş. Bunu Celaleddin Rumi'ye söylüyor. Ve gerçekten bakın kardeşlerim. Cehaletin yeri geldiğinde mazeret olmayı kabul etmek, olmasını kabul etmek vallahi bizim için nimet. Neden? Çünkü adama sor neyi doğru? Emin olun hiçbir açıklama yapamayacak. Sadece ki Celaleddin Rumi söylese doğru söylemiştir. Yalan söylemez yani. Vardır bir bildiği. Vardır bir tevili diyecek. Öyle sıkıntılı sorunlar var burada. Bakın diyor ki Allah beni över, ben de onu. O bana kulluk eder, ben de ona. Bir halde ben onu ikrar eder ve eşyadaki çokluk ve değişikliği görünce de inkar ederim. Yani bazen tek bir şey gördüğüm zaman diyorum ki bu Allah'tır haşa. Bazen bundan 2-3 tane görünce inkar ediyorum. Yani adamların aslında psikolojik sorunları var. Bu dinle ilgili bir şey değil kardeşlerim. Analitik zekası olan bir adam bakar değil mi bunlara? Bakar. Yaratıcı bir ilah var. Her şeyi nizam içinde yaratmış. Her şeyi kusursuz yaratmış. Göğü kusursuz yaratmış. Yeri kusursuz yaratmış. Öyle ki bu adam kalkıyor. Bazen Allah bana, bazen ben Allah'a kulluk ederim diyor. Ve der ki bu adam söylemiş olduğu şey ile eminim ki tek bir yaratıcı olan Allah Azze ve Celle küfretmiştir. Bunu diyemeyen insanlarla beraberiz bugün. Diyemeyen insanlar. Tabi bakın tevillerine baktığınız zaman bugün İbn Arabi tasavvuf erbabının indinde ismi nedir? Var mı hatırlayabilen? Şeyhul Ekber derler değil mi? Büyük şeyh. İlim ehli ne der İbn Arabi'ye? Şeyhul Ekfar. Yani en kafir şeyh denir ona. Sebep? Çünkü
Fususül Hikem'de zikrettiği öyle zındıklıklar var ki kardeşlerim, bugün kalkıp yani bir tasavvuf erbabının yanında otursak bile sen ne dersin İbn Arabi için dendiği zaman, vallahi yani orada maslahatı gözetmek isteyen bir Müslüman dahi ona karşı ancak Şeyhul Ekfer demekten başka bir şey diyemez. Çünkü öyle sıkıntılar var. Bakın diyor ki, hak ile halk arasını ayıramazsın. Şu halde her varlık haktır, yani Allah'tır. Yahut her şey halktır dersin. Yahut da o bir bakımdan haktır, bir bakımdan da halktır diyebilirsin. Ya şu düşünceye bakın kardeşlerim. Ve bu İslam'dan değil mi? Bu Müslümanlık değil mi? Birbirlerine tapan insanlar. Başka bir şey değil. Emin olun birbirlerine tapıyorlar. Adam hayatını tek bir kıssaya göre yönlendiriyor. Somuncu baba Ulu Cami'nin bütün kapılarından aynı anda çıkmış. Delil diye sorun, bekçi görmüşler. Böyle bir delil olabilir mi? Bekçi bizim için ne mana ifade ediyor? Bekçi belki gözü şaşı, belki mecnun, belki sorunlu. Nasıl bir anlayışa sahibiz ki toplum olarak bekçinin sözü benim ve zürriyetimin din inancını oluşturacak? Bakın şöyle bir itiraf var, onu da söyleyeyim. Sorun, ya böyle bir şey olamaz deyin, derler ki ya bütün Bursa görmüş, tevatür var. Buna mütevatir deniyor onlara göre. Yani yalan söylemesi aklen mümkün olmayan bir topluluğun yine kendisi gibi yalan söylemesi aklen mümkün olmayan bir topluluğa rivayetidir mütevatir. Bu. Şimdi Bursa'yı düşünün. Yalan söylemesi aklen mümkün olmayan bir topluluk onlara göre. Bütün Bursa görmüş. Sen kimden duydun de seni bir büyüğe götürür. Büyüğe git de ki sen kimden duydun? Ben de şundan duydum. Bütün Bursa'ya dolaşırsınız. En sona şunu derler. Ya diyorlar. Kesinleşmemiş bir olay. İnsanların aklını, şeytanın oynaması. Ki İslam ümmeti bundan daha büyük fitnelere maruz kaldı. Hepsi şeytanın bir oyunu. Ama bizim insanlarda ne var? Bekçi söylese doğrudur. Evet. Bakın şimdi bizim bir şiir sevdamız vardır toplum olarak değil mi? Yunus Emre, Eskişehir'e gidin heykelini görürsünüz. Kocaman heykeli vardır. Adam, bu kişi vahdedi vücut inancının reislerinden. Ve gerçekten bu adama Eş-Şairul Akil deniyor. Akıllı şairlerden biri deniyor. Kafiyesi var. Böyle hicvedebiliyor. Onunla ilgili şiirlerinin sonunda zikretmiş olduğu redifler çok uyumlu topluma göre. Ama bakın bu adam neyi anlayamamış. Diyor ki, ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Sıyırın eti kemiği, işte onun sesi, işte onun kendisi. Ol kadiri kün feyekün, lütfedici subhan benem. Kesmeden rızkı veren cümlelere sultan benem. Nutfeden Adem yaratan, yumurtadan kuş türeten, kudret dilini söyleten, zikreyleyen subhan benem. Hem batinem, hem zahirem, hem evvelem, hem ahirem. Bu cümlesini yaratıp tertip eden Yezdan benem, yoktur anda tercüman, andaki iş bana ayan, bin bir adı vardır, bir adı da Yunus, ol sahibi Kur'an benem. Şimdi bir adam bunu okuyor, şurada şu kelimeyi anladık mı kardeşlerim? Bakın diyor ki, bin bir adı vardır, bir adı da Yunus. Allahu Azze ve Celle'den, Allahu Azze ve Celle'nin binden bir eksik adı vardır diyor değil mi hadiste? Yüzden bir eksik, estağfurullah, bir adı vardır diyor değil mi? Ve ilim ehline baktığınız zaman Allahu Azze ve Celle'nin birçok ismi var. Yüzden de fazla, çok daha fazla ismi var. Bunların hangisi olduğu tek bir hadis kitabında veyahut tek bir sünen kitabında göremezsiniz. Bütün isimler sayılmaz, sahih olarak varit olmamıştır. Adam burada diyor ki, bin bir adı vardır, bir adı da Yunus. Yani burada bin bir adı vardır diye atfettiği Allahu Azze ve Celle. Bu adlardan biri de Yunus. Yani Allah'ın isimlerinden bir ismi de Yunus'tur diyor. Ol sahibi Kur'an benim. Yani Kur'an'ı indiren benim diyor. Şimdi bu adam, bakın, Yunus Emre kitabı, Kültür Bakanlığı 1275. baskı,
Kültür Eserleri 161. sayfa. Bakın kardeşlerim, bunu bir adam okuyor, ben Müslümanım diyen birisi okuyor. Ve gerçekten şu cümlelere inanan birisi, şu cümlelerin sahih olduğunu, doğru olduğunu, Yunus ilahtır demek zorunda. Yunus Kur'an'ın sahibidir demek zorunda. Yunus rızkı verendir. Yunus Allah'tır, haşa. Bunları demek zorunda. Şimdi bunlar okunuyor. Burada Yunus'un belli zikrettiği manalar var. Allah Azze ve Celle bile kitabını indirdiğinde herkesin anlayabileceği şekilde indirmiş. Resul konuştuğunda herkesin anlayabileceği şekilde konuşmuş. En üst mertebeden en alt mertebedeki insanın fıkh edebileceği şekilde konuşmuş. Yunus Emre kalkıyor, güya altında binlerce manası olan cümleler kuruyor. Siz, yani biz şunu mu zannediyoruz? Gerçekten Yunus Emre'nin bir tevhili var bunu söylerken. Altında bir mana zikrettiğini mi düşünüyoruz? Hayır, onlara göre bir tevhili var. Yunus Emre'ye göre yok. Adam gerçekten bunu kastediyor. Kur'an'ın sahibi kendi olduğunu söylüyor. Rızkı verenin kendi olduğunu söylüyor. Allahu Azze ve Celle'nin isimlerinden birinin Yunus olduğunu, Adem Aleyhisselam'ı nutfeden yarattığını kendisi söylüyor işte. Estağfirullahalazim. Şimdi kalkıp bu baskılar içerisinde insanlar bunu okuduğu zaman şöyle bir söz ortaya çıkıyor. Şimdi onlar mı daha iyi biliyor, sen mi daha iyi biliyorsun? Değil mi? Koskoca Diyanet İşleri Başkanlığı mı daha iyi biliyor, yoksa sen mi daha iyi biliyorsun? Müftüler, imamlar, vaizler, hocalar. Bunların hepsi yıllarca okumuş, üniversitede tahsilat görmüşler. Ama sen ne okudun diyerek seni susturabilirler. Allah Azze ve Celle bu türlü şirklerden bizi muhafaza eylesin. Tabii başta dedik ya, bu adamların bazı delilleri var. Mesela ayette diyor ki Allah, وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Oku, attığın vakit sen atmadın. Onu atan bizdik diyor, değil mi? Şimdi hoca efendi çıkıyor, bir tane muska yazıyor böyle, tavuğa giydiriyor. Silah sıkıyorlar, ölmüyor tavuk. Ya nasıl oldu bu? وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Onu attığında sen atmadın, biz attık. Yani o sıktı ama üzerindeki muska sebebiyle Allah isabet ettirmedi. Mermi nerede? Değil mi? Şimdi bu insanların kullanmış olduğu delillere bakın. Allahu Azze ve Celle sahabesi, Resulü için bunu söylüyor. Buradan maksat da orada bizatihi bir maksat yok yani. Allahu Azze ve Celle'nin yardımı söz konusu. Buradaki insanlar kendi pis işlerini Allahu Azze ve Celle'nin ayetlerini dile getiriyorlar. Sen attığında sen atmadın, o oku biz attık. Yani şeyh bir söz söylerse emin olun, bugün Cübbeli Ahmet de bunu söyledi değil mi? Ali Haydar Efendi'nin sözleri bizim için Allah'ın sözleri mesabesindedir. Dedi adam bunu. Bunu söyledi. Şimdi bunları kalkıp söylüyorlar. Aralarından yüz binlerce insan var. Biri çıkıp demiyor ki ya Allah'tan korkun, ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun? Adamların hepsi baş göz üzerine düşüncesi var. Yani o yüzden baştan söyledim. Cehaletin yerinde mazeret olması bizim için bir nimet haline gelebiliyor bazen. Eğer cehaleti mazeret kabul etmeyecek insanlar olsaydık, emin olun çok tekfir edilecek insan çıkardı. Çok. Çünkü öyle sözleri var ki bazılarından mazeret dahi yok kardeşlerim. Bazı sözlerde birazdan geleceğiz. Evet. Bakın diyor ki, evvelce sen varlığını Allah'a verdin. Karşılık olarak da Allah sana varlığını verdi. Mesnevi alemlerin Rabbinden indirilmedir. Batıl ne önünden ne de arkasından ona yaklaşamaz. Şimdi biri kalkıp dese ki, benim bir kitabım var. Bu kitap bana Allah tarafından indirildi. Ve bunu cezmediyor. Adama baktınız, deli mi? Değil. Deli olsa bir mazeret olabilir. Deli misin? Değilsin. Akıllısın, konuşabiliyorsun, düşünebiliyorsun. Sana anlattığımız vakit delilleri dinleyebiliyor ve anlayabiliyorsun. Bu da tamam. Dedim ki böyle bir kitap var, bu Allah tarafından indirildi. Batıl sağından, solundan, arkasından ve önünden yaklaşamaz. Ne dersiniz kardeşlerim bu söz için? Bunun hükmü nedir İslam'da?
Buna nifak, bu fısıktır, bu zulümdür, bu ihanettir, bu Allah'ın istemediği bir şeydir demek sizce cevap mı? Bu halis, muhlis küfürdür bu söz. Şimdi adam bunu gerçekten birinden duyup dinlese der ki küfür. Allah'tan kork, Allah-u Azze ve Celle'ye geri dön. Lakin bunu Mesnevi söylediği için, yani Celaleddin Rumi söylediği için orada bir mana vardır. Burada bir mana yok. Adam yazmış olduğu kitabın Allah tarafından indirildiğini söylüyor. Ki Mesnevi okuyan içerideki şeyleri de bilir değil mi? Allah-u Azze ve Celle'ye tekzip var. Allah-u Azze ve Celle'ye yalan iftira var. Evet bakın. Allah'tan Allah'a çıktım. Nihayet ben de ey ben sen olan diye seslendi. O an Allah diyor ki Bayezid-i Bistami'ye, ey ben sen olan. Bunu kim söyledi? Bayezid-i Bistami. Nerede duydun? Oraya çıktım. Kim gördü? Kim gördü? Bekçi görmüştür. Kim gördü deyin? Yani bugün o gün Bayezid-i Bistami'ye kendi erbabından çıkıp bir adam da sormamış, sen bunu nereden çıkarttın diye. Ne olmuş kardeşlerim? Hadisçiler ilim ehli çıkmış, adamı tekfir etmişler. Niye? Çünkü bu sözün dönülecek bir tarafı yok. Bayezid-i Bistami yolda böyle ekmek çevirip satan, mısır patlatıp satan bir adam değil. Kendi meclisi var, sarığı var, cübbesi var, Kur'an okuyan. Yani böyle kendisine göre ilimle iştigal eden bir adam. Kalkıp bu sözü söylüyor ve bir manası vardır diyoruz. Ne yazık ki, bizim için ne yazık, onlara göre yani ne kadar korkunç bir şey, varamadıkları için söylüyorlar. Ne yazık ki şunların dedikleri şu maneviyat alemini biz bir göremedik. Değil mi? O 40 günlük halvet sürecinden sonra işte bana gözüktü. Geçen bir adam anlatıyor. Yolda geldim diyor. Elinde böyle bir adama tak diye gazete gösterdi diyor. İşsizim. Gazete gösterdi, iş ilanı var diyor. Hemen gözüme bir yer çarptı diyor. Aradımca beni işe aldılar. Dedim ki kim o? Dedi ki bana Hazreti Ali geldi orada gösterdi. Şimdi o adam, o adama sorun. Nereden biliyorsun Hazreti olduğunu? Ben burada biliyorum, burada. Ya burada herkes yeri geldiği zaman kendisini bir şey zannediyor. Herkes yeri geldiği zaman bir şey gördüğünü iddia edebiliyor. Yani buna şatahatu sufiye deniyor. Hani sufilerin şatahatları var ya, hani öyle uydurma, uçtu kaçtı meseleleri. Kimsenin inanmayacağı, aklın idrak edemeyeceği meseleler. Uçtum diyor. Şeyh Konya'dan Ankara'ya bir anda gider, yanındaki talebe şaşırır. Şaşırmasından sonra şeyh der ki sakın ha bunu kimseye söyleme, aramızda kalsın. Nedense bütün Bursa biliyor. Yani bunların Kur'an ve sünnette bir yeri olmadığı gibi gerçekten bugün istihzaya layık meseleler. Oturup böyle bunları ciddi ciddi dinlemeyelim. Birisi bile gidip anlatıyor ya, işte böyle buyurmuştur, işte Efendimiz şöyle buyurmuştur, Gavs-ı Azam şöyle yapmıştır. Bunları dinlemeyelim kardeşlerim. Bunların içinde şirk, küfür, fısık var. Yani bunların ne olduğunu bilirsek bu zevatın ne olduğunu biliriz. O yüzden baştan dedim ya, birisine bu şirkleri söyleyin, adamı tekfir eder. Bu şirk sözü söyleyenlerin kim olduğunu söyleyin, orada bir tevil vardır der. Veya gerçekten akıllıysa cevap vermez en azından. Yani böyle bir şey varsa Allah'a sığınırız der. Şimdi İhya Ulumuddin 4. cildi açın kardeşlerim. Sayfa 610'da şöyle bir ibare vardır. Şeyh geliyor. Ebu Turab geliyor kardeşlerim talebesinin yanına. Diyor ki hadi gel. Şeyh'i görmeye gideceğiz. Yani şeyh geliyor, talebe diyor ki Ebu Turab'ı görmeye gideceğiz. Talebe diyor ki ya ben diyor gelemem. Benim diyor Allah-u Azze ve Celle'yi ben şu an zikrediyorum. Allah'la meşgulüm şu an, beni bir yere götürme. Şeyh bir daha çağırıyor, gel gideceğiz Ebu Turab'ı görmeye gideceğiz. Bunun üzerine tekrar diyor ki ben Allah-u Azze ve Celle'yle meşgulüm, beni götürme. Bunun üzerine diyor ki sana yazıklar olsun. Ebu Turab'ı görmek, yani Ebu Yezid diğer künyesiyle Allah'ı görmekten 70 defa üstündür. Şimdi bunu adam İhya Ulumuddin'e almış. Gerçekten Gazali'yi anlamakta zorlanıyorsun. Ya sen hangi akılla aldın bunu buraya? Hangi akılla aldın? Ben İhya Ulumuddin'in güzelliklerini veya o kitabın güzelliklerine, o kitabın içerisinde geçen zühde dair şeyler ihtiyacım yok yani. Kimseye ihtiyacı yok. Kitabın içinde şirk var. Kitabın içinde küfür var.
Ben neden o kitabı okumak zorundayım? Bizim okuyan halkımız bakıyor, vay be ne büyük zatlarmış diyor. Allah'tan üstün tutuyor, adam diyor ki zata bak ne kadar büyük. Yani insanların artık psikolojisi bozulmuş. Sosyolojik deneylerden geçmek zorundalar. Psikolojik deneylerden geçmek zorundalar. Sarı mikrofonda çıkıyor adam soruyor ya ne dersiniz? Bunları sormayın. O adamın psikolojisi gitmiş. Tasavvufçu geliyor. Böyle sarık var kafada. Bu kadar. Sakallar kesik değil mi? Güzel bir cübbe var. Bize iki dakika Allah için bir şey söyler misiniz diyor. Gavsa dönün, gavsa dönün diyor. Ya Allah'ı anlat. Resulünü anlat. Nerede bu gavs? Zaten o gavsların hiçbirisi ortada yok. Görünmeyen insanlardan bahsediyorlar. Tabi burada Bayezid Bistami'nin arşa çıkması olayı da var. Bakın ne diyor? Allah'a yemin ederim ki, yemin ediyor. Sancağım Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağından daha büyüktür. Nurdan olan sancağım altında cinler, insanlar ve nebiler bulunmaktadır. Adam kendisini almış oraya koymuş. Benim için bu düşüncenin veya İslam ehli için bu düşüncenin Budistlerden, Şamanlardan, Zerdüşlerden bir farkı yok. Budizmdir bu. Şamanizmdir bu. Aynı inanca sahipler. Bugün Şia ne diyor? Vahiy meleği Cebrail gelirken yolunu şaşırdı. Ali'ye götüreceğine Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a götürdü. O yüzden biz bugün onu peygamber olarak kabul ettik. Yani Allahu Azze ve Celle yanlış kişiye vahiy götürdü. Bütün sistem değişiverdi. Yani Ali üzerinden yürüyecekti. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam üzerinden yürüdü. Düşünceye bakın kardeşlerim. Allah burada o yüzden diyor düşünün biraz. Yani aklet ya. Yani illa bir delil, zaten delil de kabul etmiyorlar da bir delil gelmesine bu konuda gerek bile yok. Fıtratın bozulmadıysa bunu kabul etmek zorundasın sen. Evet. Bakın. Abdülganiyin Nablusi diyor ki bu söz gerçekten çok sıkıntılı sözlerden biri. Nebiler avama geldi, veliler ise havasa. Dolayısıyla veliler deryaya daldı, nebiler ise sahilde kaldı. Avam, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle halka gönderilmiş. Veliler havasa, yani böyle ilim ehline gönderilmiş. Yani nebi, estağfirullah alayım, halkla uğraşsın. Velilerin öyle şeylerle işi yok. Veliler deryaya daldı, nebiler ise sahilde kaldı. Yani öyle onların mertebesine çıkamadılar. Bu söz küfür kardeşlerim. Ve bunu adam çıkıyor, yüz binlerce kişiye anlatıyor ve bu insanların tebaası var. O yüzden şu hadisi unutmayalım. لَا تَزَلُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِي ظَاهِر۪ينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةِ Ümmetimden kıyamet kopuncaya kadar hak bir taife bulunacaktır. Hak bir taife. Zarar vermek isteyenler her ne kadar zarar vermek isteseler de Allahu Azze ve Celle onların zarar vermesine izin vermeyecektir diyor o topluluğa. Yani bugünkü tabirle bir avuç insandan bahsediyoruz kardeşlerim. Bir avuç insan. Bunların dışında Müslümanlar toplansın. Müslümanlar birleşsin. Herkes La İlahe illallah'ın altında bir bayrak altında toplansın sözlerine de inanmayın. Bu sözlere inanmayın. Bunlar böyle boş sözler. Benim şamanizmle, Budizmle kendi gavsını Allah'tan ve Resulünden üstün tutan bir adamla kardeşliğim olamaz. Olamaz. Bakın İslam'ın bugün kötülenmesinin sebebi ne? Bu adamlar, hadis inkarcıların Türkiye toplumunda biraz palazlanmasının en büyük sebebi Cübbeli Ahmet Hoca gibi adamlar. Adam çıkıyor, Ali Haydar Efendi demiştir, ayet gibidir. O söylemiştir, aynı işte Allahu Azze ve Celle Mahmud Efendi'nin kılına girmiştir. Adamın zaten hadislere karşı bir sıkıntısı var. Çıkıyorsun sen de bunu söylüyorsun. Sonra bu hadis inkarcıları var ya diyorsun. Asıl senden bahsetmek lazım. Uydurdukların, bir de onun bir uslubu vardır. Bilirsin bir de hızlı bir Arapça söyler. Karşıdaki anlamaz. Onu ayet veya hadis zanneder o adam. Bak adam Arapça söyle söylüyor. Uydurma olsaydı Arapçası olur muydu diyenler var. Değil mi? Yani gerçekten insanların psikolojisi bozulmuş. Kur'an ve sünnet nimetinden adamlar uzaklaşıyorlar. Tabii bunu neye bina ediyorlar? Uydurma hadislere. Bakın, bir gün babam medresede bilgiler saçıyordu. Bu arada dedi ki,
halis mürit kendi şeyhinin herkesten üstün olduğuna inanan kimsedir. Mesela bir adam Bayezid'in müritlerinden birine Bistami. Şimdi Bayezid Bistami kim kardeşlerim? Onu bilelim de. Şimdi iki kol var ya. Şiilik ve Sünnilik diye geliyor yani. Bu bütün tasavvuf erbabı, Bektaşilik, Kadirilik, Halvetilik, Celvetilik bunların hepsi var ya, hepsi Şiilik kolundan gelmedir ha. Yani bunların Sünni kısmında yolu yoktur yani. Kendileri bile böyle açıklar. Şiilerden gelmedir. Bektaşilik. Hepsi kızılbaştır bunların yani. Bakın. Bir adam Bayezid Bestami'nin müritlerinden birine senin mi şeyhin büyük yoksa Ebu Hanife mi diye sordu. Mürit dedi ki benim şeyhim. Hadi anlarsınız bunu. Adam kendi hocasını seviyordur. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anhu mu büyük senin şeyhin mi? Dedi ki benim şeyhim. Nihayet o birer birer sahabeyi saydı. Fakat mürit yine şeyhinin hepsinden üstün olduğunu söyledi. Sonra Muhammed aleyhissalatu vesselam mı büyük yoksa yani üstün yoksa senin şeyhin mi dedi. O da benim şeyhim büyüktür dedi. En sonunda Allah mı büyük senin şeyhin mi diye sordu. Mürit ben Allah'ı şeyhimle gördüm. Şeyhimden başka bir şey tanımam ben. Böyle dedi. Kitap Menakibul Arifin. Gidin bugün İkizler Camisi'ne. Bursa'da İkizler Camisi var. Değil mi Merinos'ta? Karşıda kitapçılar var. Yani şalvar, cübbe satan bir yer var. Böyle boy boy Menakibul Arifin satarlar. Açın birinci cilt 324'ü görürsünüz orada. Adam bunu okuyor. Allahu Azze ve Celle'nin burada zikrini görüyor. Yani güya Allahu Azze ve Celle'den bahsediyorlar. Ve demiyor ki ya bu kitapta ne yazıyor? Basiret kapanması var ya. Khatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gishawa ve lehum azabun azim. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Ve ala sem'ihim kulaklarına mühür basmıştır. Ve ala ebsarihim gözlerini mühürlemiştir. Ve lehum azabun azim. Onlara elim verici bir azap vardır. Elin verici bir azap vardır diyor. Bu insanlar namazla oynuyorlar kardeşlerim. Namazla oynayan insanlar. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Onların ardından namazı zayi edip şehvetlerine uyan bir topluluk geldi. Onlar gayyeyi tadacaklar diyor Allah. Gayye çukuru. Cehennemin en derin çukurlarından biri. Yani bu insanların varacağı yeri kendileri belirlemiş. En basit men kezebe aleyye muteammiden felletebevve mek'adehu minen nar. Her kim benim adıma yalan söylerse cehennemde varacağı yeri hazırlasın. Bırakın Allah Resulü adına yalan söylemeyi. Allah Resulü'nün değerini düşürüp adamlar şeyhlerine ibadet ettiriyorlar. Adam buradan ipi bir atıyor, en sona kadar tutturuyor. Şunu de, şunu de, şunu de, tamam Allah tövbenizi kabul etti. Ben niye Müslüman olacağım ki o zaman? Giderim papaz olurum, giderim papaza, rahibe. Ben günah işledim, beni affet derim, rahip affoldunlar, biter iş. Bugünkü Hristiyanlıkla bunların yaptığı işin ne farkı var? Adam tövbe alıyor. Ve bakın buradaki en sıkıntılı şey ne biliyor musunuz? Gönül rahatlığı. Adamın gönlü rahat. Adamın gönlü rahat. Tövbe aldım diyor şeyhten, her şey bitti artık. Silindik. O zaman git yap işle, şeyhe git bir tane daha tövbe al. Şeyhin zaten hayatı boyunca tövbe verme gibi bir görevi var. Değil mi? Yani Allahu Azze ve Celle bunların şerrinden bizi muhafaza eylesin. Çıkıyorlar bir de anlatıyorlar insanlara. Tasavvufun güzelliğinden bahsediyorlar. Siz düşündünüz mü kardeşlerim? Neden bu adamların işte Instagram'da, Twitter'da, YouTube'da milyonlarca takipçileri var? Neden? Altlarına rahmet okuyorlar. Sakarya'da bir tane Mehdi çıktı. Yeni Mehdi bu. Çıktı. Kur'an sünnete uyun. Ben Mehdi'yim dedi. Altına yazmaya başladılar. Allah'ım sana hamdolsun Mehdi'miz geldi. Ya ne gördün? Bir tane Mehdi var çıkmış güya yani sarık sarmış. Böyle kesik sakallı bir adam. Ben Mehdi'yim diyor. Altına adam diyor ki Allah'a hamdolsun Mehdi geldi. Ya ne anladın? Adnan Oktar bekçi söylemiştir. Adnan Oktar Mehdi anlatıyor. Şimdi bak toplumun sosyoloji sorunundan bahsediyorum. Adnan Oktar Mehdi anlatacak güya. Ben Mehdi değilim diyor ama Mehdi'nin kaşı böyleymiş, burada izi varmış. Kendisini anlatıyor, Mehdi'yim diyor. Sonra ne diyor? Bak Mehdi'nin vasıfları var bu adamda. Ya akıllı olsana. Yani akıllı olması lazım bir Müslümanın.
Yani bugün sakallı birisi çıksın, bir de Arapça biliyorsa kardeşlerim, bakın Arapça biliyor, Kur'an'ı da güzel okuyor değil mi? Ayetlerden de delil verebiliyor. Biraz da hadis bilsin, çıksın desin ki ben Mehdi'yim, 100 bin tane adam toplar arkasına. Öyle bir insan topluluğu var. Yüzlerce insan arkalarından gidiyor düşünmeden. İşte bu sürü psikolojisi yok mu? Bu insanların psikolojileri gitmiş. Yüzlerce, binlerce Mehdi çıkıyor. En azından 79'daki bu Kabe baskını olayı var ya, vallahi oradaki o batıl işin delili bile bunların delilinden daha kuvvetliydi yani. Adamlar rüyada görmüşler. 10 tane, 20 tane, 1000 tane adam farklı ülkelere rüyada görmüşler. Adamın ismi Muhammed. Soyadı, adamın ismi Muhammed. Babasının ismi Abdullah. Kahtanlı, halis muhlis, Kureyşli adam. Yani uyan bazı yerleri var. Bizimki Sakaryalı, ben Mehdi'yim diyor. Mahmut Efendi, Mahmut Usta Osmanoğlu Oflu'ydu, ben Seyda'yım diyor. Şimdi insanların inanamayacağı şeyler var. Ama gelip herkes Seyda. Herkes Seyda. Bakın toplumun Seyda anlayışı çok farklı. İsmin Seyit'tir. Kimsin sen? Ben Seyit'im diyeyim. Adam bana Seyda diye, Allah muhafaza, yani yanından ayrılmaz. Niye? İsmi Seyit'miş. Yani bu türlü insanlar var toplumda. O yüzden Kur'an sünnet vallahi büyük bir nimet. Bazen cahillerle konuşursunuz ya, cevap veremezsiniz. Sebebi ilimsiz olduğunuzdan değil arkadaşlar. Vallahi cehaletlerinde boğulduklarından dolayı. İmam Şafii'ye soruyorlar. Bu kadar hani tasavvufçular gelmiş o zaman. Böyle hani uçtu kaçtıcılar geliyor İmam Şafii'ye. O zaman da var. İmam Şafii'ye konuşuyorlar. İmam Şafii hiç cevap vermiyor. Hiç. Tabi onlar da Şafii bize cevap veremedi deyip gidiyorlar. Soruyor talebesi. Ebu Musa diyor ki, ya niye cevap vermedin bunlara? Diyor ki, قَالُوا سَكَتَّ وَقَدْ خُوصِمْتَ قُلْتُ اِنَّ الْجَوَابَ لِيْبَابِ بِالشَّرِّ مِفْتَاحُ Dediler ki, sustun, hasım edindin. Dedim ki, muhakkak ki cevap şer kapısının anahtarıdır. Görmüyor musun köpekler koşturdukları halde havlarlar? Yine görmez misin ki aslanlar yattıkları yerde kendisinden korkulur? Yani adama ne anlatacaksın? مَا جَادَلْتُ جَاهِلًا اِلَّا وَقَدْ غَلَبَنِي وَمَا جَادَلْتُ عَالِمًا اِلَّا وَقَدْ غَلَبْتُ Hiçbir alimle münazara etmedim ki onu yenmiş olmayayım. Hiçbir cahille münazara etmedim ki beni yenmiş olmasın. Cahille konuşamazsınız kardeşler. Özellikle tasavvuf konusunda adam zır cahilse kesinlikle konuşmayın. Adamın ya küfrü artar ya siz hakarete uğrarsınız. Ya da Allahu Azze ve Celle'nin dini hakarete uğrar. Uğrar. Adam Gavs'ını ilah edinmiş. Ne anlatacaksın adama? Kur'an oku diyeceksin. Bu adama La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye telkin etmek lazım. Başka bir şey yapamazsınız. O yüzden bu toplumun psikolojik, yani gerçekten psikolojik eğitimlerden, psikolojik tedavilerden geçmesi lazım bu insanların. Özellikle Cübbeli Ahmet gibi insanların psikolojik tedavilerden geçmesi lazım. Bu insanlar Allahu Azze ve Celle'nin Kur'an'ında olmayan, Resul'ün sünnetinde bulunmayan, geçmiş ilim ehlinin ağzında olmayan sözleri çıkartıyorlar. Burada şeyh uçtu. Adıyaman'da bir yer var. Tam böyle bir tane güya Gavs'ın mezarının yanından geçiyor. Arabayı durduruyor adam. Kontağı kapatıyor. Böyle araba bayır yukarı çıkıyor. Tabii biraz mezarlığın altında bırakıyorlar. Araba bayır yukarı çıkıyor kendi kendine. Bak diyor, araba bile kapalıyken diyor şeyhin yanına gitmek istiyor. Aynı şey Mudanya'da da var kardeşlerim. Gidin bakın. Mudanya'da sallanırken, bayır çıkıyor ya gelirken Mudanya'dan. Orada kontağı kapatın, araba kendi kendine yukarı çıkar. İspatlanmış, resmen manyetik bir alan var. Araba yürüyor. Şimdi adam kalkıyor diyor ki, araba bile, arabaya akıl yüklemiş adam. Arabaya bir maneviyat yüklüyor. Yüklemiş, diyor ki bak o bile şeyhin mazarına gitmek istiyor. Allah'u azze ve celle sınırım ben sana, başka bir şey demeyeceğim yani. Sonra bu adama Allah Resulü böyle dedi dendiği zaman belki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a hakaret edecek. Allah bunların şerrinden bütün Müslümanları muhafaza eylesin. Ve bizdeki Kur'an ve sünnet nimetini bizde muhafaza eylesin.